Hümayla İyilik Sağlık Programı'ndan merhabalar efendim. Mutlu günler dileyerek yayınımıza başlıyoruz. Kucak dolusu sevgiler, saygılar. Ve bugün programımıza neyi konuşacağız? Güzellik ve estetiği konuşacağız. Kimle konuşacağız? Uzman doktor Selahattin Erdem hocamla konuşacağız. Çünkü yaz gelmese de bizler kendimize her daim iyi hissetmek için bu bölgesel zayıflamayı, selülit tedavilerini konuşmak istedik. Hocam da sağ olsun bizi kırmadı. Tabii ki konuşalım dedi. Çünkü hakikaten her kadının mutlaka bir bölgesel kilo fazlası, bölgesel yağlanması vardır. Özellikle de bebeklerden, hamilelikten sonra, doğumdan sonra o basen ve göbekte gitmeyen kalıcı yağlanmalar var. İşte nasıl gidecek? Sizler de benim gibi korkuyorsunuz. İşte bıçak altına yatmak istemiyorum. Daha pratik vermek istiyorum. Daha acısız vermek istiyorum. Daha kesin çözümlü vermek istiyorum diyorsanız bu program tam size göre. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Sizlere sormalı. Sağ olun. Bizlerdeyiz. Biz bugün bölgesel incelmeyi, sağlıklı zayıflamayı ve selülit tedavisini konuşacağız. Aynen. Ama nasıl konuşacağız? Bu yağların parçalanması için sizlerin muhteşem bir tasarımı var. Enzimatik lipozu konuşacağız. Aynen. Peki hadi başlayalım o zaman. Lipo Latince de yağ, biz de parçalamak. Peki enzimatik nerede devreye giriyor hocam? Enzimatik lipoliz şudur. Yani biz hekim olarak geriye sararsak yani. Hekim olarak belli şeyleri silah olarak kullanıyoruz. Neyi silah olarak kullanıyoruz? Bir, cerrahi. İki, ilaçlar. İlaçlardan da hani hakikaten derler ya hani tıbba iman ettiren şeyler vardır. Mesela anesteziye girersiniz, 3, 2, 1 der, uyutur. Bir diş ağrınız vardır, bir ağrı kesici alırsınız ya da uygun bir damardan verilen, bir anda ağrı kesilir. O zaman dersiniz ki ya bu tıp ne kadar muhteşem bir şeydir. Ya da bir apandisit ağrısı geçiriyorsunuz, bir ameliyat olursunuz, bir anda ağrıdan kurtulursunuz. Ya da safra kesisi ameliyatı ya da mideniz kanıyordu, işlem yapılır, durur. Şimdi tıbbın güncel, en yeni, sürekli modernize çeşitlerinden biri de bu enzimatik lipoliz. Enzimatik lipoliz nedir? Lipolizlik konuştuk. Yani lipo, yağı eriten enzimlerin kullanıldığı durum. Nerelerde kullanıyoruz? Biz yağın en yoğun olduğu bölgeler, bölgesel kısımlarda bunu kullanıyoruz. Zaten genel bir yağlanmamız varsa kül alımı sonrası olur. Vücudun tüm her tarafı yağlanır. Subkutan doku dediğimiz ya da deri dokusu, dermis dokusu dediğimiz vücudun tüm dokusu ödemlenir, yağlanır. Aynı zamanda iç yağ da oluşur kül alımıyla. Amacımız öncelikle tabii kilo verebiliyorsak en güzel kilo verip iç yağlardan ve bu yağları kullanıp eritebildiğimiz kadar eritmek, yağlardan kurtulmak, uygun bir diyetle bu yağları gerekirse kas şeklinde ve sporla kasa çevirebilmek. Ama ne yaparsak yapalım, spor yapan arkadaşlar da söylüyorlar bunu, ya yaptım bu göbekten kurtulamadım. Yani evet. Diyor ki işte ya kilo verdim, güzel de kilo verdim ama sarkmalarım oldu. Ya da diyor ki işte her şeyim gitti bu gıdım kaldı. Ya da ne bileyim basenim kaldı. Ya da her şeye rağmen spor yapıyorum, yoga yapıyorum ya da ilginç selülit eritici tedaviler kullanıyorum. Makinalarla ya da masajlarla bunu gidermeye çalışmam ama yine de kalıyor. Amacımız işte burada yeni nesil bu enzimatik lipolizlerle bunu eritmek. Enzimlerin içerisinde değerli hocam neler var? Kolajenaz dediniz. Tabii ki kolajenaz var, hyaluronidaz var, lipaz var, liyaz var. Şimdi bu enzimlerin tabii dediğim gibi hepsi bir silah aslında. Vücudumuzda aslında bunlar sürekli çalışan halde. Biz bunu uygun yerde nasıl kullanabiliriz? Yani bilim adamları bunu tasarlamışlar. Bunu periferede kullanabilecek hale getirmişler. Demişler ki yani bir şey için düşünelim. Yağ kitlemiz var. Basenlerimiz, gıdımız, göbeğimiz tamamen yağdan oluşan bir doku oluşuyor. Kahverengi yağ dokusu. Ne yaparsak yapalım bazen eritemiyoruz. Ya da spor yapamıyoruz. Ya da öyle bir şey oluyor ki ya bu süreci yaymak istemiyor ya hızlı bir şekilde bundan kurtulayım diyoruz. Biraz hani çağın getirdiği şeylerden dolayı da hızlıca evet, toparlamaya tamam. Çalışıyoruz. Geçmiş dönem dediğimde aslında bu çok uygulanan bir dönemde bir 10-20'li yıllar arasında daha çok liposuction yani cerrahi liposuction. O bölgelere girilerek direkt alınması ya da cerrahi olarak yağ dokusunun çıkarılması olarak denenmiş. Tabii sonrası hani sonuçta bir cerrahi bir işlem yara izi kalıyor. Öncesi sonrası iyileşme süreci, sonuçta girişimsel bir işlem yapılıyor, enfeksiyon riskidir falan bunlar değerlendiriliyor. Sonra demişler ki ya nasıl yapabiliriz? Bunu daha kolay nasıl yapabiliriz ya da benzer etki neyle gösterebiliriz? Çeşitli tedaviler. Bu sefer lazer şeklinde bu bölgeye girelim, lazer koagüle edelim o bölgeyi ya da kriyo dediğimiz soğutucu ya da buharlaştırıcı şekilde o bölgeyi eritelim demiş. Hiç yağ dışarı çıkarmadan. Bunlar denenmiş. Sonra demişler ki ya biz buna da uğraşmayalım, enzim verelim. Ve vücutta kan normal bizim bu zaten yağ sindirmede kullandığı vücutta yaratılmış da var olan enzimleri yoğun bir şekilde oraya verelim. Bu yağ dokuları hem erisin hem kullanılabilecek hale gelsin ya da vücuttan atılsın gibi düşünmüşler. Böyle bir çeşitli mezoterapi yöntemleri denemişler.
kendi kullandığımız bir ürünümüz var. Yani 2018'den beridir etkin olarak kullanılmış, tasarlanmış, edilmiş, yurt dışında birçok kişide vakada değerlendirilmiş, yan etkileri, profilleri ortaya çıkarılmış. Tekrar tekrar hani ne yapabiliriz, ne katılabiliriz diye düzenlenmiş ve yağ eritici, hatta fibroz çözücü özellikle ürünler ortaya çıkarmış. Basit olarak tasarlayalım. Selülitimiz var. Selülitimiz nasıldır? Portakal kabuğu gibi. Bazı yerler girintili, bazı yerler çıkıntılıdır. Selülit daha çok bayanlarda oluyor. Erkeklerde çok 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 nadirdir. Yani yaratılıştan, kalça yapısından tutun. Yani spor yapmak, beslenmek tabii etkiliyor ama bazen spor yapan, aktif spor yapan, yoga yapan, ne bileyim günlük masajını yapan, beslenmesine dikkat eden kişilerde bile bu oluşabiliyor. Neyden oluşur? Genetik faktörler bunu etkileyebilir. Ani kilo alıp vermeler etkileyebilir. İlaçlar bunu etkileyebilir. Yani sürekli oturan bir meslek grubuysa bunu etkileyebilir. Ne kadar şey yaparsa yapsın, hareket ederse etsin bazen oluşabiliyor. Bizim bunu çözmek için bu yeni ürünler, dediğim gibi bazı yerlerde şişkinlik, bazı yerlerde girinti. Demişiz ki bu girinti bölgeleri eriterek açmayı deneyelim. Bir de bu şişkin dediğimiz yumru olarak değerlendirdiğimiz yerleri eriterek düzgün bir hale getirelim demişiz. Ve tek seansta dahi belirgin sonuçlar alınmış. Çünkü yapılan buralara kullandığımız kolajenaz ağırlıklı, buralara kullandığımız lipaz ağırlıklı yüzeysel dokularda da işte orta konsantrede ürünlerle bunu düzenli hale getirilmiş. Selülitte yağ dokusu yüzeye daha yakın değil mi değerli hocam? Tabii ki. Şimdi zaten alt kısımlar biraz sporla falan eriyor. İşte doku ya da kas etrafındaki yağ dokular biraz. Ama yani keşke görsellerimiz olsaydı. Yüzey yağ dokusundakiler ne yaparsak yapalım erimiyor. Yani sporla hareketle erimiyor. Cilt altı, dermis dokularındaki dediğimiz erimiyor. Onun için zaten G5 selülit tedavileri var. İşte radyo frekanslarımız var. Ondan sonra çeşitli lazerler var, ultrasonografikler. Yani bunlar yüzeye daha etkin oldukları için kullanılmış. Kimisi 5 seans, kimisi 8 seans, kimisi masaj yağları, şunlarla bunlarla eritilmeye çalışmanın nedeni de bu. Zaten derin dokuda olsa bunlar bu cihazlar çok bir işe yaramaz. Peki değerli hocam, klasik liposuction farkı nedir? Klasik liposuction dediğimiz yöntem cerrahi olarak göbek yağımız var. Cerrahi olarak bir uzun bir kanülle, yani nasıl diyeyim, bir... mil dediğimiz vardır işte öyle. Evet. Ona benzer bir şeyle ucu açıktır, girilir. Yağ o bölge çekilir, aspir edilir. O boşaltılır. Ya da liposuction kısmında çok fazlaysa kesilir. Yağ dokusu çıkarılır, kapatılır. Bu onun ya da enzimat, biraz önce dedim ya, lazer koagülasyonla o iğne girilir, yağ dokuları eritilir. Sıvılaştırıldıktan sonra vücutta detoksifiye olarak atılması sağlanır. Bu yaptığımız bölgeler, yani iğneyi veriyorsunuz, enjeksiyonu çay gibi düşünün, veriyoruz. Yavaş yavaş bir deterjan etkisiyle o yağı çözüyor. Bir hafta, iki hafta içinde çözüyor. Zaten üçüncü, dördüncü haftada belirgin etkinliği görülüyor. Yağ dokusu azalıyor. Bu yavaş bir süreçte geliş, rahatlaması da bize neyi sağlıyor? Ani sarkıklıkların oluşmasını engellemiş oluyoruz. En önemli korktuğumuz noktadan biri. Göbeğimiz var, koltuk altlarımız var, basenlerimiz var. Tamam biz bunu erittik. Bir anda sarkık olursa ne olacak? Bu süreç bize aslında şeyi kazanıyor, duruyor. O sarkık olmasını da azaltmış oluyor. Selülit bölgelerinde ve... cilt altı yağlanmaları azalttığımızda doku gerileri, yani düzenlenerek toparlanma ihtimalimizi arttırıyor. Kaç seans uygulanıyor değerli hocam? Birçok hasta tek seans bile yeterken selülitin boyutu ve şişmanlık ya da yağ dokusunun kapasitesine göre ikinci gerekebiliyor. Bazen de üçüncü gerekebiliyor. Ama genelde bir iki seans içerisinde belirgin etkin çözümler alabiliyoruz. Hani etkin şöyle vardır, nasıl diyeyim size. Kişi vardır, tek seansta her şeyini halledersiniz. Kişi vardır işte birkaç gerekebilir. Kişinin duyarlılığı, hassasiyeti, vücudun vereceği tepki, bunlar çok önemli. Hani birçok kişi vardır. Aynı diyeti onlarca kişi yapar. Bir kişi der ki 8 kilo verdim, bir kişi der ki hiç kilo vermedim, bir kişi bende hiç değişmedi. Aynı spor salonuna gidersiniz, birisi kas yapabilir, birisi yapmaz. Kişi vardır gebe kalır, 20-30 kilo alır, vücudu tamamen kilo alır. Bir kişi vardır sadece göbek bölgesi alır. Vücudun vereceği tepki hani gebelikte olsun, sporda olsun bilemediğimiz için genelde 1-2 seans şeklinde en etkin, hiç olmasa biz de %60-70 hatta 80'lik etki bu dönemde görebiliyoruz. Peki değerli hocam, aynı anda işte gıdıya, aynı anda kola, aynı anda göbeğe uygulanabiliyor mu? Tabii ki tüm vücut lipoliz dediğimiz durumumuz var. Tüm vücut lipolizde yağ dokusunun olduğu yerler. Cavlan hattı dediğimiz bu çene hatlarımız, gıdılarımız, hatta erkekte jinekomasti dediğimiz erkek büyümesi, yanlarımız, basenlerimiz, sırtlarımız, bacak işleri yapılabiliyor. Ama olabildiğince bizim hani kendi ürünümüz ya da kullandığımız ürünler için söyleyeyim. Olabildiğince 4 ürünü geçmemeye gayret ediyoruz. Ama biz genelde 2 ürün üzerinde çalışmak istiyoruz. Çünkü yine diyorum, kişinin vereceği yanıtı bilemediğimiz için çok çok nadir de olsa hani alerji bir durumu olursa görelim. Hani bir kişi 2 hafta sonra bir
seans daha yapmak bir şey kaybettirmez. Tamam, aynı anda her yerimiz olsun. Olabildiğince biraz daha gözlemleyerek gitmeyi daha çok yeğliyoruz. Yapılabilir mi tüm vücut? Yapılabiliyor. Evet, peki değerli hocam nasıl yapılabiliyor? Şöyle yapıyoruz. Çok küçük mikro iğneler kullanıyoruz. Yani klasik o yeşil uçlu hastanede popodan yapılan enjeksiyonlarda kullandığımız ya da aşıda kullandığımız iğneler şeklinde de. Daha mikro iğneler, küçük gauche dediğimiz yani inceliği çok az olan genelde 13 ile 25 santim arasında küçük iğnelerimiz oluyor. Bu bölgelere lokal anestezik uyguladıktan sonra ve içerisine de biz lokal anestezik katıyoruz ki daha rahat, konforlu olsun. Gerekirse orayı soğutucu spreyle giriyoruz. Çoğu kişi zaten işlem o kadar uzun sürmüyor. Yani 20 dakika, maksimum 30 dakika tabii bölgenin büyüklüğüne göre. Kullandığımız lokal anesteziklerle bir yarım saat set yani o bölgenin uyuşmasını yine içerisine kattığımız ürünlerle de işlem sonrası ağrı duymaması için bunu yapıyoruz. İşlem 30 dakika falan sürüyor. Ağrı duymuyor. Ürünün karışması işte enzimlerin karışmasını falan bekliyoruz. Ürünü açtığımız zaman kullanmayı yeğliyoruz. Kişinin durumuna göre de işte seans gerekecek mi gerekmeyecek mi öncesi sonrası bir ay sonra belirgin etkinlik gördüğümüz için öncesi sonrası fotoğraflarla karşılaştırmak istiyoruz. Yani kişi bazen hepimiz için söylüyorum şöyle bakarak ya ben hiç değişmemişim diyebilir ama öncesi sonrası fotoğraflarda rinoplastide de aynıdır yani burun ameliyatlarında falan öncesi fotoğraf ya da dudak dolgularında da ya bakarsın abi benim sanki dudağım çok dolmamış diyebilirsin ama önceki fotoğrafın çekildi ve gördüğün zaman aha belirgin güzel olmuş derler. Onun için biz tüm hastalara öncesi sonrası fotoğraf çektirmeyi her şey için yani bu yüzdeki görünüş için de olsun farklı durumlarda olsun öncesi fotoğraflar sonrası fotoğraflarda daha net etki ortaya çıkar. Peki değerli hocam, enjeksiyon sonrası kısa sıralı ödem olabilir demiştiniz. Başka yan etkisi var mıdır? Şöyle, nadir de olsa, çok nadir de olsa tüm enjeksiyonlarda olduğu için lokal etkiler. Yani lokal kızarıklık olabilir. Ağrı, hafif kaşıntı gibi. Olabiliyor. İlaç alerjisi dediğimiz durum olabilir. Çok o bölge enfekte değilse, yara değilse kızarıklık olabiliyor o bölgede. Isı artışı olabilir. Ama genelde bunlar çok nadir etkilerdir. Çok yani lokal bir enjeksiyondan çok bir farkı yoktur yani. Ödemde 3-4 gün sürebilir mi ödem değerli hocam? Çok bol su mu içmemiz gerekir yani bu noktada? Zaten o lipaz diyaz etkinliği için bol su içiyor ama evet. Genelde bir haftayı bulan bu döküntülen hiç görmüyorum. Hatta 24 saat içerisinde o kızarıkların geçtiği görülmüş. Ama enzimatik lipozide şöyle bir şey vardır. Çok nadir de olsa hani çok nadir de olsa lokal anestezi ağrılar olabilir ama o dönemde biz normal ağrı kesicilerini kullanmasını istemiyoruz. Çünkü vücutta bir inflamasyon oluşturuyoruz. İnflamasyon derken orada bir hareketlenme oluşturuyor. Bizim bu kullandığımız ağrı kesiciler de o inflamasyonu baskılayıcı ağrı kesiciler olduğu için bunları kullanmıyoruz. Çok ağrısı olursa parasetamol etken maddeli yani reklam gibi olacak ama işte parol tarzı ilaçlar kullanabilir. Doktor kontrol haricinde diğerlerini önermiyoruz. İkinci karbonhidrat ağırlıklı gıdalar alsın istemiyoruz. Yani biraz daha sebze protein ağırlıklı besleme programı da veriyoruz. Aynen. Yürüyüş yapabilirse daha hızlı yani günlük yarım saatlik yürüyüş belirgin o detoksifiye olarak erimesini ve vücuttan atılmasını etkiliyor. Beslenme özellikle bir haftalık beslenme çok etkilidir. Bunu bir aya yarayabilirse karbonhidrattan düşük ve proteinden ağırlıklı beslenirse çok daha etkin olabilir. Spor yaparsa çok daha etkin olabilir. Yine ağrı kesiciler istemiyoruz. Spor yapabilir. Sadece 24-48 saat bir sauna bölgesini, sauna tarzı ya da lokal masaj tarzı şeyler önermiyoruz. 48 saatten sonra bunların hepsini de yapabilir diyoruz. Evet. Ağrılı bir işlem midir? Değil. Çok mikro iğnelerle yaptığımız için ve küçük enjeksiyon içerisinde de lokal anestezikle kullandığımız için ağrı duyurmayacak kadar iyidir yani. Etkisi kaç günde? Daha ağrısızdır yani. Etkisi kaç günde ortaya çıkar hocam? 10 gün mü, 1 ay mı? Genelde 15. gün belirgin etki ortaya çıkmaya başlıyor. Zaten kiloluysa etkinin ya da bölgesel kiloluysa diyelim ya da bölgesel yağlıysa etkinin 2. haftada çıktığını başlarlar. Çünkü o enzimlerin aktivasyonu bir hafta sürüyor. Zaten oradaki inflamasyonun oluşması bile bir haftayı bulacağı için 2. 3. haftadan sonra belirgin etki olur. 1. ayda çok net etkiler ortaya çıkıyor zaten. Evet. Yani 10 günden sonra tabii, yavaş birinci yavaş ayın sonunda başlıyoruz. Bir 10 santime yakın belde incelme göbek bölgesinde. Kilolarda en az yağ kilosunda kilo durumuna göre tabii en az 2-3 kilo yağ dokusundan azalma tüm vücut yapıldıysa bunun daha da arttığını görün. Yani şöyle diyeyim yapılan çalışmalarda ya da ürünü kullanan diğer doktor arkadaşlar dinlediğimiz zaman yani tek seansta 10 kilo verdiren var. Tek seansta 18-20 santime kadar zayıflatanlar var. Yani tabii dediğim gibi kişiden kişiye değişebiliyor. Evet kimler için uygun değerli hocam? Belli bir yaş belli bir kilo var mıdır? Şöyle biz hastamızın gebe hamilelere yapmıyoruz. Bir, gebe hamile olmayacak. İkincisi, yaranın zor iyileştiği, diyabet, ondan sonra yüzeysel doku hastalıkları,
o nasıl diyeyim, geçmeyen sedefler, dermatolojik hastalıklarda çok önerilmeyi önerilir. Bir de kişi vardır, enjeksiyon kullanan hastalar. Onlar yağ dokusundan emilen hastalar olduğu için. Kişi vardır, memesiye atlatmıştır, meme kanseri. Bazı iğneler vardır, ayda bir vurulur yağ dokusu göbekten. Belli hastalar vardır, kan cıvıtışı kullanmak zorundadır, göbekten vurur ya da şey yapar. Diyabet hastaları vardır, yağ dokusundan şey vururlar, iğne vururlar. Belirli hormon kullanan hastalar, yağ dokusundan emilen gruplarda biz onları çok yapmayı önermiyoruz. Çünkü yağ dokusunu ortadan azalttığımız için o ilaçların kullanımını da etkileyecektir. Bir de hani hastaya soracağız. Ya kişi vardı işte kalp rahatsızlığı vardı. Kullanabilir mi? Kullanabilir. Ama kişi kan cıvıtıcı kullanıyor mu? Kullanmıyor mu? Kullanıyorsa kesebileceğimiz bir kan cıvıtıcımız varsa diyoruz ki yani bunu bir hafta kullanmayalım ya da 3-4 gün kullanmayalım da öyle yapalım. Ama yoğun bir kan cıvıtıcı kullanıyorsa bu kişiyi yapmayı önermeyiz zaten. Hani cilt altı kanamalar olabilir. Zaten onlar olabilir de biz enjeksiyon da yazmayız kalçada falan. Yoğun kan cıvıtıcı kullananlarda. Onun için öncesi bir görüşmeyi her zaman yeğleriz. Konuşalım edelim ne yapabiliriz diye. Yaptıktan sonra hangi hastalığı nereye yapabiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Mesela kişi vardır gıdı kullanacağız. Mesela çok önemli değil. Onu yapabiliriz. Ama mesela koltuk altında, basenlerde, göbekte mesela buralarda enjeksiyonun yoğun yapıldığı bölgeleri önermiyoruz. Evet. Peki değerli hocam, öncesi yapılması gerekenler nelerdir diye bir sorum vardı. Siz biraz açıkladınız ama yine de biz bu işleme girmeden önce vücudumuz için birkaç kilo vermemiz lazım. Ne yapmamız gerekiyor? Aslında şeydir, bunu yapıyorsak tabii topluca, yani her şeyde ilaçtan beklememek lazım. Yani her şey için diyoruz bunu. Hani diyet başlıyoruz, diyette tamamen kilo vereceğiz. Verebilir miyiz? Soru işaretidir. Sporla desteklemek lazım, hayat tarzıyla desteklemek lazım. Kişinin stresi vardı, iş ortamından tutun birçok şey. Kilo vermekte etkindir ya da değildir. Ya da evde ne bileyim işte çoluğu çocuğu vardır. Hani uyku düzeni günlük. Çünkü hayat tarzı değişikliği uykudan tutsun. Kilo verme de çok etkin şeylerdir. Hani tek diyetle olacak şeyler değildir. Tek sporla olacak şey de değildir. Evet. Hani hayat tarzı öyledir. Bu enzimatik lipolizde de aynı şekilde. İlacın belirgin etkinliği var. Ama biz bu etkinliği nasıl arttırabiliriz? Dediğim gibi öncesinde biz hiç olmazsa o ay ya da birkaç hafta bu şekilde karbonhidrattan hafif diyet olacağını, ondan sonra bir hiç olmazsa biraz yürüyüşe çıkmamız ve sıvı arttırmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Yani sadece yapıp ya da gidip günlük masaja girip işte biz lipoliz yaptırdık hani hiç veremedim değil. Biraz da kendimizi ona zorlamamız gerekiyor. Evet. Peki sonrasında neler yapılması gerekiyor değerli? Sonrasında dediğim gibi bir antiinflamatuar ilaç dediğimiz normal ağrı kesicilere falan kullanmıyoruz. Yine saunadır, soğuk masajlardır, yüzeysel masajlardır. İlk başta da bunları önermiyoruz. Sonrasında yine sporu, karbonhidrattan hafif beslenme, proteinden ağırlık beslenmeyi öneriyoruz. Çok sık tekrarlayan enjeksiyonları önermiyoruz. Yani eş zamanlı, mesela kişi vardır gıdı yaptır, aynı zamanda botoks yaptır, aynı zamanda dudak dolgusu yaptırabilir, bir şey olmaz. Ama olabildiğince şöyle bir şey vardır, vücudumuzda eş zamanlı operasyonlardan biraz kaçınmamız biraz daha iyidir. Şey güzelliği nerededir? Gelirsiniz, öğle arası işleminizi yaparız, öğleden sonra gelip işinize devam edebilirsiniz. O gün kendinize ayrılmış şey yapmanıza gerek yoktur, uzaklaşmanıza gerek yoktur. Mesela banyo yapacaksınızdır ya da bir şey süreceksiniz vücudunuza, hani besleyici, güneş kreminden tutun birçok şey olabilir. Güneşe çıkacaksınızdır yani gıdı lipolizi ya da şeyler için ya da kişi vardır tatil beldesindedir, hani güneşe çıkabilir miyim? 4-6 saati geçtikten sonra diyoruz. O yara bölgesi kısmen kavuştuktan sonra o bölge, yani yara olmuyor ama enjeksiyon yerlerimiz olmaması, kızarmaması açısından, reaksiyon görmemesi açısından hiç olmasa bir 24 saat bu tarz şeylerden uzak durmayı, saunaya da mümkünse 48 saat kadar girmemeyi öneriyoruz. Evet hocam, şimdi benim de hangi bölge uygulanabilirdi dikkatimi çeken bir kısım var burada. Ayak bilekleri gibi bölgesel yağlanmanın olduğu yer demiş. Buraya da uygulanabiliyor mu değerli hocam? Ayak bileği daha çok, aslında ayak bileği olmuyor da. Nasıl onu anlatayım? Zaten hastalarımız gelirse ben görsellerimiz falan var. Öncesi sonraları tabii var ki, değil mi tabii hocam? Tabii ki diz kapağı sarkmaları. Biraz daha orta yaşlı kişilerde diz kapağı sarkmaları da kullanılabilir. Bacak içi ve bacak dışı bölgelere uygulanabilir. Baldır, selülit bölgeleri, selülit bölgesine dedim iki farklı şekilde uygulanıyor. Yan bölgeler, sırt bölgeler. Kişi vardır işte bikini giyecektir ama bikini burada hoş bir görüntü oluşturmuyordu. Burada yağ tabakaları çıkıyor. Tabakalı. Bu bölgeleri uygulayabiliyoruz. Kol sarkmalarını uygulayabiliyoruz. Gıdılara uygulanabiliyor. Yağ aslında her bölgeye uygulanabilir. Dediğim gibi erkekte meme büyümesini uygulayabiliyoruz. Ama yani hekimlik nerede devreye giriyor? Aslında hekimlik burada devreye giriyor. Bu işlemleri aslında birçok güzellik merkezi bile uygulayabilir. Hekimlik boyutu nerede? Bir, hani sertifika almamız lazım. Bunun sertifikasını alıyoruz. İşte nasıl yapılabilir, ne yapılabilir, işte gitgide tecrübe kazanıyorsun. Dediğim gibi kişiler vardır mesela. Bir doktordan daha güzel bir dikiş atabilir bir ameliyathane teknikleri. Bir hemşire doktordan daha güzel damar yolu açıp daha
iyi hastaya bakabilir. Hekimliğin girdiği boyut burada meydana geliyor. Olası bir yan etkide doktor ne yapması lazım? İkincisi, hekim her zaman bu neden oluşmuş diye sorgulaması lazım. Mesela erkek memesi büyümüş. Biz bunu, ben işte erkek memesi büyümüş hemen lipoliz yapalım demem. Ya erkek memesinin büyümesi normal bir durum değildir. Hiç olmazsa bir ultrasonla görürüm. Altta bir malignite ya da farklı bir duruma yatkınlık var mı yok mu? Sadece bir dokusal bir büyüme mi? Dokusal büyüme gördüğüm zaman rahatlıkla ben buraya enjeksiyonumu yapabilirim. Diyelim ki işlemi yaptırdık, komplikasyon gelişti. Doktor burada önemlidir. Yani süreci yönetebilmek için önemli. Dediğim gibi bu işlemi herkes yapabilir. Belki siz göreceksiniz, öğreneceksiniz. Ben de yapayım. Yani şey için değil. Hekimlik olay yönetebilmektir. Bir komplikasyon geliştiği zaman, farklı bir durum olduğu zaman yönetebilmektir. Onun için hekimin yapması hani gerekti ya da bu tarzda yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki kalıcı mı? Gelen sorulardan birkaç tanesi de kalıcı mı diye sormuşlar. Biz kiloyu verdik. Tekrar alır mıyız değerli hocam? Kilo alınabilir her şekilde. Hani biz belki sonraki programlarda şey de söyleyeceğiz, varisi de söyleyeceğiz. Nasıl? 1-2 yıl, belki 3 yıl kalıcı hale gelecek. Ama yani kişi vardır, işte yaptırmıştır, 1 sene sonra gebe kalmıştır. Tekrar kilo alabilir mi? Kesinlikle alır. Kişi vardır, daha durağan bir hayata geçmiştir, kilo alır. Selülitleri, yağlanması artabilir mi? Artabilir. Diyelim ki kişinin tüm hayatı dengede, lipolizini yaptırdı. Ne kadar süre gider? Minimum 1-2 yıl. Kesinlikle gidiyor. Evet, ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz hocam. Şöyle bir özetlersek, yaza gelirken nelere dikkat edelim, neler yapalım? Yani tabii yaz geliyor. İnsanlar günümüz biraz daha sosyal bir toplumuz. Toplum içine çıkıyoruz. Yani sosyal ihtiyaçlarımız da var. Hani çünkü bunun için çalışıyoruz ya da bunun için kazanıyoruz. İşte kişi vardır, işte tatil beldesine gitmek ister, kişi daha rahat gezmek ister ya da hareket kabiliyetini etkilediği için. Bizim aslında göbek ya da basenleri eritme nedenimiz aslında bir kozmetikten ziyade bir hekim bakışıyla bunu olası bir metabolik sendromu engellemek için. Yani yağ dokusundaki kaybımız bizim kalp krizinin riskine karşı, olası bir diyabete karşı ve hiperlipidemin yol açacağı damar tıkanıklıklarına karşı korumaktır. Bunlar yağdan kaybettikçe aslında biz o hastalıklara karşı da ya da bir insülin direncine karşı da korunmuş oluyoruz. Estetik olarak da tabii herkesin estetik kaygısı vardır. Estetik kaygısı olduğu için bu tarz işlemler hani güvenilir yerler, güvenilir bir şekilde komplikasyon yönetilebilecek şekilde yapılabilirse çok çok iyi olur. Dediğimiz gibi hani estetik kaygılar herkesin vardır. Yaz dönemidir. Terlemesi de olabilir. Kılcal durumlar da olabilir. Ne bileyim bikini giyecektir. Ya da daha rahat giymek ister ama o hoş olmayan görüntülerden dolayı rahat duymuyorsa bu tarz kişiler gelip hem bilgi alabilir hem işlemini yaptırabilir. Yani yaptırmak dahi istemiyorsa da işlemler hakkında hiç olmazsa kısmi bir bilgi sahibi olabilir. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Güzel bir bilgilerle paylaştığınız için. Evet efendim, bizden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Esen kalın. Allah'a emanet olun efendim.